Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Dima 200 kaç? 235. O kadar oldu mu? Hiç okuyacağız. Şimdi lemalar 77. Metni okuyorum. Çünkü tevehüm ve heves ve his ileri görmüyor. Belki inkar ediyorlar. Nefs dahi yardım etse mahali iman olan kalp ve akıl susarlar. Mağlup oluyorlar. Kim? Tevehüm, heves ve his aktif olunca. Şu halde kebari işlemek imansızlıktan gelmiyor. Nereden geliyor kebari işlemek? Belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbi mağlubiyetinden ileri geliyor. Çok garip bir yer diye hemen başlamışım. İleri görmedikleri için, ileri görmeyince maziyle de alakası yok. Ya yani maziyeyi de görmez. İleriye görmektir, geriye işitmektir. Geriye işitmektir, vahiy işitmek. Vahiy geri ya, Allah'a iman, İlerisi ise ahireti iman görmektir. Kalp gözüyle, ruh gözüyle görmek. Yani mazi işitmek de yorumla, yorumlanıyor İsa'lede. Ee, hemen bu, izahlarına geçeceğiz. Bu bir kere ileri görmüyor. İleri görmeyince otomatik geçmişe de sağar. Anda yani. Anda. Üçü. Ama bu ileriyi de gören özelliği de var. Eski kadrayı okur gibi. Tabii var yani. Şimdi ama e, akıl ve kalbi susturuyorlar. Maliman burası. Oysa maliman kalktı Akılla ne alakası var? Soruları düzüyorum. Çok garip bir yer. Bir kere bir lugatını yazalım. Heves gelip geçici istekmiş. Nefsin hoşuna gitmek. Akıl ile, akıl ile olmayıp nefis ile olan istekler. İçinde akıl yok. Akıl mayası yok. Yani andadır. Çocuklar gibi. Mesela çocuk 10. kattan kıçıyla gider, düşecek. Niye düşünemiyor? Mazı yok. Düşmek ne demek olduğunu, ölümün ne demek olduğunu, mezarın ne demek olduğunu bilmiyor. Ondan sonra atlıyor. Ee, niye geleceği görmüyor? Mazisi yok. Geleceği görmesi için ne lazım? Mazi lazım. Ne kadar geleceği görür? Bu çok önemli Osmanlı'da yazarsın. Çok uğraştım. Ne kadar ileri görür? Ne kadar ileri görmesinin ölçüsü ne kadar derin görüyorsa geriye. Böyle katlanıyor. Ne kadar geriye derin görmüşse, işitmişse mazi o kadar ileriyi görür. Ma, mazi kadar görür. Çünkü mazi istikbanın aynasıdır. O zaman bir insana veya bir çocuğa, çocuğumuza, evladımıza geleceği göstermek istiyorsak mazisini hatırlatarak yapacaksın. Kur'an böyle yapıyor. Tekrar yaratmayı söylerken maziye vurgu yapıyor. Bunu ilk kim yaptıysa diyor. Her şey de öyle. Bir şey söylüyor. Bu kadar Allah'ın nimetini mi yalanlayacaksınız? Bunu yapma o zaman. Böyle 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 yapmadı mı? Allah'ın bu nimetini de inkar etme. Hep böyle mutlaka geçmişi kullanarak, vurgu yaparak, işaretleyerek geleceği gösteriyor. Geleceği gösteriyor. Ne kadar 8 kilometre geleceği görebilmenin tek yolu 8 kilometre maziyi işitmen gerekiyor. Ne kadar mazinin derinliklerindeysen o kadar istikbali de o nisbette görürsün. Yani kendini tanımlarken Adem aleyhisselamdan ya da daha da geriye, <laughs> en, en makamına geri... O zaman kaliten artıyor görüyor musun? Yani ben neyim? Anamdan doğmuşum. Anasından doğan e, ile yorumlayan kabir ile bitirir kendisini. Anasından doğduğuyla tanımlıyorsa kabirlerle son bulur. Doğduğum anda hayata başladım zanneden kabre girmeyle de öldüğünü, yok olduğunu zanneder. Oysa biz ta elestü bi rabbikum den de değil. 756'da. Daha arkada e, il mezelin hayat durumunda medet alır diyor. Daha arkadan. Ta Allah'ın, Allah'tan mihengi noktayı alıyorsun. Pergeli Allah'a koyuyorsun. Değer yargısına bak yani. Anadan doğdum. Hayatım o zaman başladı. Eve fatla bitti. Bu kadar. Çünkü kendisini anasından doğ, doğ, doğma ile tanımlıyor. Oysa burada bulunmuş bir şekilde. Hami nübüste geldin. Otobüste, uçakta, gemi tren... Bu dünyaya ee, neye benziyor? Tabii yani ustat misal verdiği için Güneşi şu örnekler veriyor, misal veriyor. Güneşi nereye kullanıyor? Bir oturayım. Bir Allah'a şemsezeliğe nispet ediyor Güneşi şemsezeli. İki hayata üç imana dört peygambere beş Kur'an'a söylüyor. Nur. Yani şemsezeliği diye güneşe koyuyor. Peki güneş hayata misal veriyor ya şimdi konumuz hayat. Güne, güneşi hayat yerine koy. Vurdu. Dünya hayatında bir tane ağaç çıktı. O ağaç biziz. Ee, donmuş güneştir ama oduna bak. Güneşe bak. Ne alakası var? Bak bakalım odunla güneş bir düşün. Hayat ile de beden böyle. Fark. Odunu yakınca neye dönüşüyor? Aslına dönüşüyor. Yaktığımız zaman Nur çıkmıyor mu? Kendisi ortadan kalkıyor. O zaman anlıyoruz ki odun güneştendi. Odun nedir o zaman? Donmuş güneştir. Yani o zaman anlıyoruz. Sonuçtan anlıyoruz. Ortadan kaldırdığımız zaman ortaya çıkan nur neydi? Ondan önce bilmiyorduk yani. Odunun ne olduğunu nereden bileceksin? Yakınca anlıyorsun. Ha, güneş yerine hayatı koyar mısın? Koydum. Odunda maksat biziz. Hayat böyle, beden olarak gözüküyor. Vefatta ne oluyor? Odunluktan çıkıyor, aslına dönüşüyor. Yok olmadı ki aslına gitti. Aslına rücedi ediyor. Şimdi diyor ki... Abi, bir şey sorabilir e, miyim? hülasası, diyor ya, mesela güneşin hülasası odundur diyebilir miyiz? O güneşin hülasası, tabii donmuş halidir. Hülasa, hülasa yani yak... Hülasa o anlamda değil mi? E, Tabii yani aslına dönüyor. Buzu ortadan kaldırınca ne kalıyor? Sudan olmuştur diyorsun. Ama suyu gören yok. Buradaki kastım şu. Güneşe hayat koyarsan e, odun bedendir. Ama öyle zı, ne kadar zıt gözüküyor. O latif, o kesif. Güneş her yerde, bu bir yerde. Onun şu an var ya ziyası. Kilosu yok, hacmi yok, kütlesi yok. Gören de yok, tutulmuyor da, görünmüyor da. Ama olduğuna bak. Onunla yapılana bak. İşte Cenab-ı Hak da bizi, o hayatından da biz böyle olmuşuz. Bunu bilen, Odunun ortaya kalkmasıyla, odunun orta, ortadan kalkmasıyla öldüğünüz şey yapmaz. Yani aslı vücutta tahavul eder. Yani tahavul ediyor. Vefat tahavul etmektir. Aslına doğru rucu başlıyor. Yani onların söylediği gibi her şey bitti oluyor ya vefat. Oysa her şeyin başladığı andır. Farkımız bu. Her şey bitti diyor vefat edince. Oysa Vefatla her şey yeniden başlıyor sıfırdan. Şimdiye kadar zaten başlamamıştı ki topluyorduk. Polen topluyorduk, bal yapacağız. Alem-i zaman yoktu mu abi? Yani o... Alem-i var ama bu boyutu yok. Zaman yoktur demek e, bu esma, dehr esması yok denilir. Yani orada ruhlar bekliyorlar, sıra bekliyorlar. Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle diyeceğiz de. Ne? ne diyeceğiz başka? Yani orada bekliyor sıraya. Yani böyle hey bekle. Çünkü dur. Nerede? Ama öyledir yani. Tabi tabi yani der esma zaman yoktur demek cennette veya Zamanın al... Yoktur sureti yoktur tabi. Ama hakikati manyeti var ya. Yani o zaman demiş, dedi, hakikati, hakikati de... lef-i mafe ispattır. Zamanın hakikati diyor lef-i mafe ispattır. Evet. Çünkü lefi mahfuz ve ispat neyin defteriydi? Lefi maf lefi ispat lefi mahfuzun defteri. Yazar bozar tahtası. Ustad Sarı ifade de diyor ki 30. sözde zamanın hakikati olan lefi mahfuz ve ispat diyor haşiyede. Tamam. Hakikati bu ise hakikati nedir? Lefi mahfuz ve ispat. Lefi mahfuz ve ispatın aslı defteri neresidir dedi ustad? Lefi mahfuz. Lefi mahfuzun yazar bozar tahtası lefi mahfuz ve ispat. O zaman lefi ispat hakikat ise lefi mahfuz hakikat şey mayettir. Mesela diyor peygamber arasında sen pazartesi şu peygamberlerle olacağız. Salı günü şunla, Perşembe günü şunla, cuma günü de Rabbimizle olacağız diyor. Yani bir şey konuyor yani. Tanımlama koyuyor. Yok tanımlama olmazsa zaten mutlak olur. Biz de... Her şey de anlamsız olur. Mutlak bırakmak anlamsızlığa atmaktır. İtmektir. Efendim... Şöyle diyebilir miyiz? Mekana bağlı zaman yok. Burada mekana bağlı zaman var. Yani maddeye bağlı. Orada maddesiz zaman var. Diyebilir yani, miyiz? Abi? Tabii böyle? tabii. Tabii ya Tabi. Tabii. Var yani ama mekana bağımlı değil. Zaten mekana bağımlı da değil ki burada zaman. Ee, zaman nedir? Mekanın melekütüyetidir. Mekan nedir? Zamanın mülk tarafıdır. Birisi büyük, birisi melekut. Mekanın vücudu haricisi yani melekut tarafı, öteki tarafı zamandır. Mülk ve melekuttur ya. Zaman donarsa mekan olur. Evet, zaman donarsa mekan olur. Ama böyle bir tanım olmaz tabii bir yerde. Alırlar gene bir yerlerde yazarlar sonra size itham ederler. Bizde niye aldınız? Ben çok şey alıyorum da böyle itiraz. Heves neydi? Okuyayım. Gelip geçici istek demiştik. Nefsin hoşuna gitmek. Akıl ile olmayıp nefis ile olan istek. Yani içerisinde şey yok. E, akıl yok. Bu lugatı verdikten sonra tevehüm ve heves ve his. ileriyi görmüyorlar. Hazıranı yaşıyorlar. İleriyi görmeyince otomatik mazide de yok. Mazide de yok. O şeyi unutmayacağız abi. Gelecek görmektir. Geçmiş işitmektir. Geçmişten kopan sardır, geleceği görmeyen kördür. Yani geçmiş e, kulakla tanımlanır, Vahiy, vahiy işitmek, vahi görmek olmaz. Vahiy. Allah'a iman işitmek. Çünkü işitmek direkt kalbe bakıyor, biliyorsunuz. Diğer dört tane duygu dimağa ba bağlıyken, Ustad Münafık Paşa ne söylüyor? Kulak kalbe bağlıdır. Direkt oraya gidiyor. Vahiye baktığı için oluyor. Vahiy. Vahiy işitmek, ahireti kalp ve ruh gözüyle, akıl gözüyle görmek. İleri görmüyorlar. Hangisi? Tebehüm, heves ve his. Görmüyorlarmış. Ee, hazıranı yaşıyorlar. Geleceğe karşı kördürler, geçmişe sağırdırlar. Bu tespitler çok ilginçtir yani. Geçmiş, kulak, gelecek göz olması. Ama geçmişin elemlerini ve geleceğin korkularını anda yaşıyorlar. Üç zamanı yaşıyorlar. Şimdi geçmişin elemleri var mı? Var. Geleceğin korkuları var. Psikolojik yani bu. Buralardan çıkarıyoruz. Geçmişten korku olmaz. Elemdir. Gelecekten elem olmaz. Korkudur kaygı deniliyor. Tıpta şeyde, psikolojide kaygı. Ee, o zaman bu his, heves, tevehhüm anı yaşıyor da anda anda çocuk gibi olsa, mazisiz, istikbalsiz olsa hiç elem almaz ki. Çocuk niye elem almıyor? Mazisi yok ki, istikbali de olsun. Mazinin derinliği kadar kaç kilometre maziye derinsen maziyle alakan varsa ne kadar 18 kilometre aynı katla bu tarafa 18 kilometre ileri görürsün mazinin derinliği kadar istikbalde gözün olur çocuk niye görmüyor mazisi yok e, ma e, peki mazisi yok tevehim heves ve his elem alıyorsa elem alıyor e, hani mazi yoktu evet hani mazi yoktu çünkü bu üçü e, üç zamanı birden yaşayabiliyor. Gelecek zaten. Garip o, o derz, başına ne yazmışız? Garip. Çok garip bir yer. Şimdi gelecek. Şimdi lugatını vereyim tebeğim. Unutmuşum. Burada vereyim. Kişinin üzerine ceyran ediyormuş. Tevehüm, vehim, tefaül babından. Harici değil kendisine ceyran eden. Kişinin üzerine ceyran ediyor. Evhamlanmakmış. Evamlandırmak değil, evamlanmak. Az tehlikeli olsa çok korkmak, yok olanı var zannetmekle de ve korkuya düşmek. Yani bu e, psikoloji hastalıklarının temelidir. Yani gelecek kaygısı e, onun şey temelidir. Bu da gelecekle alakalı korkular yumağıdır. Yani bunu çok soruyorlar. Tam biz bunu biliyoruz. Belki de hepinizin derecesine gelirseniz var. Benim de var. Yani bu korku geleceğe aittir. Geleceğe ahireti iman ettik. Yani bu korkular, evhamlar, panik. Nedir ya bu? Bilmiyor muyuz bunu? Biliyoruz. Niye kurtulamıyoruz? Sebebi? Bir sürü malzeme, bir sürü şey söylersin. Bir sürü, bir sürü şey söylemişizdir. Ama hulasa şudur niye gelecekten korkuyoruz? Yani böyle şey. Ee, terk ve tecerüdümüz yok. Terk ve tecerüt yok. Sahabenin imanı niye büyüktür? Çok biliyordu. Hayır. Ondan fazla ilim sahibi olan Ahmet bin Ambel. Bir milyon hadisin ravisi. Bir milyon hadisin nakleden var mı bir sahabe? Yok. 2700 küsur tane nakletmiş en fazla nakleden. E, i̇lim. Öyle sahabe var ki namaz nasip olmamış, yetişilemiyor. Nesi vardı onların? Terk, Terk ve tecerrütleri vardı. Yani peki ilim yapmayacak mıyız? Terk ve tecerrütümüzün çapını arttırmak için ilim gerekiyor. Terk ve tecerrüt olmazsa o ilim daha da vesvese. Daha daha, daha beter yapıyor. Daha en zor durumda olan doktor, gafil doktorlardır. Evet, Barla da söylüyor 66'da. Şimdi dünya üzerinde en çok psikoloji sorun yaşayanlar gafil doktorlardır. Daha geçen epey oldu değil mi? Doktor kendisi attı bana. Fikret. O mu attı? O mu? Bolu Tıp Fakültesi'nde döçent daha çıkıyor. Bu Kardaya. Mercedes'ini de hem de Mercedes. Mektubu da bırakmış. Gitmiş içeriye. Kafasına sıkmış. Mektup da bırakmış. Ama nasıl sihatlı olur? İnsan nasıl mutlu yaşarı anlatan adam. Terk ve tecerüt yok. Ne kadar biliyorsan tek ve tecerrütün yoksa o bilgi beladır. Bilmiyorum. Kitap yüklü merkebe benzetiyor Kur'an. Mahali iman olan kalp ve akıl ne yapıyor? Mağlup ediyorlar. Peki mahal iman nedir? Kalp. Oysa biz biliyoruz ki kalp de iman var. Akılda iman yok. İtikat var. Ama Üstad ki mahal iman olan kalp ve akıl. Ha, kalpte iman var. Akılda itikat var. Onu söylüyor. Çünkü o da imanın dışsalıdır. Nasıl ki irade hükümdür, karardır. İhtiyar ise eylemseldir. Uygulayandır, icraattır. Mali ila, iman olan kalp V'yi sonra da yani o sıfatı <laughs> kalbe izafe etti. V'den sonrası akıl desek de olabilir. Evet, ama şey biz çok iyi biliyoruz ki kalp iki tane sistemle çalışıyor. Ayrı ayrı konuşmakla beraber kalbin şeyidir. Mahkesi efkarı dima, mazari siyatı vicdandır. Yani böyle e, misal verdim. Ayakta durunca iki ayakla duruyorum. Bir, bir ayak dimadır, bir ayak vicdandır. Kalp böyle durur. Tek başına böyle duramaz. Bak böyle nasıl duruyorum? İki ayak. Bu kalp düşün buradan yukarı. Bir ayağı vicdan, bir ayağı dima. Diyor ki buna makes dima. Yani kalbe gelen fikirler dimada ortaya çıkar. Hissiyatlar vicdanda çıkar. Yani ama ikisinin cemidir zaten kalp. Garip üçgen nedir o? Heves, yani bak, bir heves, his, tebevüm, üçgendir bu. Heves, beşeriyetten, nefse, mareden kaynaklanıyor. His, vicdandan kaynaklanıyor. Tebevüm ise, dimağda kaynaklanıyor. Üç tane yer. Bir, kalpte bulunan, kalpte bulunan. Latife insaniyede mertebeler var. Nefse mare, leva, memuli, memut, mayne, raziye, safiye, natika ve sair. Bir de kalbe yakın olan lüme şeytaniye var. İşte heves oradaki sistem bak kalpteki kaptaki latife insani veya lüme şeytaniye koyuyorsun. Bir, üçgen nasıl yapacaksın? İki, vicdan, üç, dima. Bu üçgen içinde insan bak kimleri götürecek? İtikat imanın süpürgecisi süpürgecisi olduğunu söylüyor. 732 sözlerde 190 açıyorsun. Yani onu metni alıyorum delil olsun diye. Oysa iman diyor. Oysa imanın dışsalı yani itikat ne iş yapıyormuş? İtikat imanın süpürgecisidir. Diyor ki dima ise oluyor. Makesi nuru iman. Bazen de mucahittir bu itikat. Bazen de süpürgecidir. İtikat yani mücahittir, mücadele ediyor. İtikat çok ciddi iş yapıyor. Çok acayip bir vazifesi var. Mücadele ediyor, savaşıyor. Bazen de süpürgecilik yapıyor. Oraya konan tozları yapıyor. Dimada vesveseler. Dimada vesvese olur, kalpte olmaz. Hem pek çok ihtimaller kalp içine girmese sarsılmaz iman vicdan. Ama vesvese yapınca adam şey vehim vesvese. Vesvese kalbe girmiyor ki. lüme şeytaniye kalbe atıyor. Kalp kabul etmiyor. Etmeyince o vesvese şey gelir mi dima gelmez. Ne yapar? Galis tabiratı olarak vehime dönüşür. Vehim. Dima'da Allah hakkında suizan eder mesela. Hep böyle yaşar. Allah beni yok edecek. Allah beni yakacak. Allah beni sevmiyor. Allah beni bıraktı. Allah bana şey yapmıyor. Hep suizan. Allah'a suizan ediyor. Hep bu vehim. Bakayım ne çıkartmışız burada. Diman imana yaptığı sahipliliği ve hizmeti. Bak diman imana yaptığı sahiplilik. Ne yapar? Bir mücahittir, savaşçıdır, süpürgecidir. Kebair de sistemi aşıyorlar. Kebair nedir kebair? Hani metninde ne vardı? İleri görmüyorlar, inkar ediyorlar. Nefsi dahi yardım etse, mali iman olan kalp ve aklı su, susarlar, mağlup oluyorlar. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. Bu o kadar korkunç bir nimeti ilahi ki bu 77 lemalar. Yani kebairi işlemek, kebayri işlemek imansızlıktan geliyor diyen kim? Mutezile. Peki bizim mezhep ne diyor? Bizim dört, dört mezhep. Bilal buradadır. Ne diyor? Amel imandan değildir ama o anda iman diyor gider. Bak iman gider. O icraat yapar tekrar gelir. Veya diğer bir kısım alimler iman örtülür. Yani imansız olmuyorsun ama gidiyor. O anda vefat ederse? E, o onlara göre tehlikeli tabi. Ustad diyor ki hayır. İman gitmez. İmansız da olmazsın. E niye yapıyorum peki ben? Mağlup olduğundan. Yani sen beni dövdün mağlup oldum ayağının altındayım diye ben ölmedim ya. Ben hala varım. Yani o anda bu psikoloji işte böyle çıkartıyorum yani. Böyle biyolojik, tıpsal psikoloji halt etmiş bunun yanında. Nasıl diyecek ya? Bu, bunun çaresi şudur. Adam vicdan azabı çekiyor. Bir sürü yanlışlıklar yapmış. Yapmış da yapmış. Ne diyor? Vur, çal, pat, oynasın. Ne istediğini yap. Hiç ka kaydı tanıma. Sefi böyle der. Ötekisi de ise kıvranıp duruyor. Ya insanınız işte hata yaparız, şuydu böyle. Ha işte. Yani konumuz o değil. Yeter ki ben bunun hakkında 10 saat konuşurum. Psikoloji ya. Nasıl oluyor sistem? Yani 4 tane sistem nasıl çalışıyor? Bir, kafada kuva olur. His olmaz. Vicdanda his olur kuva olmaz. Kapten ne kuva olur ne olur de, duygu olur. Ruhtaysa üçü de olmaz. Latifeler olur. İşte o kebay ne yapıyor? Latifede nedir? Kapte duyguda nedir kebay? Ee, yani böyle tek onu tek tek bir konuşsan, vicdanı nasıl şey yapıyor isim? Akılda nasıl etkiliyor? Mesela bir misal söyleyeyim adam konsantre oluyor. Voyt diye tuğlayı kırıyor. O güç neredeydi? Kuva. Dima'daydı. Tefekkürle çıktı çünkü. Peki o gizli olan güç konsantreyle çıkıyor mu? Çıkıyor. Sırf konsantreyle mi çıkar? Ehli dünya konsantre bizde tefekkür. Düşünerek yani onlar. Hayır. Başka bir şey söyleyeyim. İnsandaki gizli gücü ortaya çıkarmak. Adam şarkı söylüyor. Aynı zamanda jileti kesiyor kendisini. Elini kesiyor. Kendisi kesiyor kendi eliyle. Dinleyenler ne yapıyor? Jilet atıyor. Duyuyor mu? Duymuyor. İki, insanın gizli gücünü kelam çıkartıyor. Onun için Avrupa'da bütün fabrikalarda müzik çalar. Hareketli müzik böyle. Bedenini unutturacak müzikler seçerler. Ne yaptığını bilmez adam. Delice çalışır. Bizi keserler. Yüzde yirmi okuduğum için söylüyorum. Yüzde yirmi verim düşmüş. 27 ya. Çok acayip. Çünkü delice çalışıyor. Hiç anlamıyor ki böyle. aklını tespit etmişler. Hangileri insanı aklını devre dışı yapıyor. Şimdi dört tane sistem var. Benim sanki böyle sanki içim dışıma gelmiş gibi. Dima, vicdan, kalp, ruh. Böyle. Bu nasıl kebair? Kebair hakikaten imansız yapmaz. Lümey şeytaniye hepsini blok eder mi ya? Bu ustad dedi de böyle yoksa nereden bilecekti? Neyse. Hepsini... Diyor ki kebair de sistemi aşıyorlar. Kalbin ve aklın yokluğu değil. Kebair işlerken akılsız mı günah işliyorsun? Kumar oynarken, adam vururken, zina yaparken akıl devre dişi mi? Yok, akılda akıl da var. Akılla yapıyorsun zaten. Akıl da. De çekilseydi zaten delinin o günah yapamaz. Deli o günah yapamaz. Diyor ki kebair sistemi kebair demek sistemi aşıyor. O dört tane sistem latife, duygu, his ve kuva. Öyle. Seste de aktif oluyor. O dimadaki güç. Tefeküle aktif oluyor. Seste de bak jiletleniyor adam. Jiletin kesiyor. O zaman sihri beyani. Beyanda sihir var. Adam şimdi e, bir sürü psikolojik hastalar yaşıyor. Gidiyor bir tane nahillere. Sahtekarlar sana sihir yapıldı diyor. Doğru ama kim yaptı? Akraba yok. İşlediğin i̇şte videolardan yapıldı. Bak müzik seyrettin. Elini kesiyorsun anlamıyorsun. Ne teyzen amcandan arıyorsun? Seyrettin filmlerden geldi sana sihir. Seni o etkiledi. Ne alakası var yani bu hariçteki? Teyzeni arıyorsun. Yengenden bekliyorsun. Yani Öyle bir sihirlenmiş ki değil psikoloji. Elini kesiyorsun anlamıyorsun. Sihir yapsa nasıl olacaktı ki? Sihir böyle oluyor. Evden evi terk ediyor. Bir yere vuruyor. Kendini atıyor sihir. Öyle değil mi? Sihirlenen insan üstten, yukarıdan aşağı atmıyor mu? E, müziği dinleyen de atlıyor aşağıya. Başka sihir söyleyeyim. Dördüncü, 5. 7. kattan himeni seyreden çocuk niye uçuyor? Sihirlendiği için. Teyzen mi yaptı onun sihirde? Niye Yemen'i söylüyordun? Oo diyor yedinci kattan atlıyor. Niye atlıyor? Sihirlendiği için. Normal bir çocuk. Üçte şaşın şaşında. bebek değil. Uçuyorum diye. Peki uçmayacağını bilmiyor mu normalde? Biliyor. Ne oldu o anda? Sihirlendi. Sihir gidiyor nuskadan arıyor. Zavallardan arıyor. Cinlerden şey yapıyor ya. İnsi şeytandan hiç kimseye haberi yok. İnsi şeytanlar yapıyor sihirliyor. kalbin vaktin yokluğu değil kebir işlerken var ama mağlup mağlup olmuşlar hükmü yok hevesin hissin ve tebehümün ileri görmemeleri anda yaşamaları yani insanı ana çekmeleri ilerisi olan ahireti unutturmaları çok garip üç şey ahireti unutturur üç şey heves his tebehüm vehim. Yani niye vehim mustakil mastar olarak şey yapmadı da tevehüm kişi de cehran ediyor. O aktif eden kişi yani hariçten aktif etmiyor tevehüm tefaul yani ben oluyorum. Ben benden çıkıyor. Benim üzerimden benden cehran ediyor. İlginçtir. Bir daha söylüyorum. Mazinin derinliği kadar vardığın kadar İstikbali nüfus edersin. Mazi vahidir Görmek olmaz vahiy. Vahiy işitmek. Vahiy duymazlar. Allah'a iman kulakla. Ahirete iman gözle. Kalp gözü, akıl gözü. Şimdi devam ediyor. Çok ilginç yerlere gelecek şimdi. Latife insaniyede. Latife i̇nsaniye'de. Evet. Bunların da üç modu varmış. Ee, şimdi geliyoruz. Yani tebem kötü mü? Haşa. His kötü mü? Yok. Heves de öyle. öyle. Heves. Bunların üç, üç modu var. Tefrit, vasat, ifrat. Heves mesela. Dutu istiyorsun. Heves et. İfrat değil ki. Aram değil ki. Şeytanı değil ki. Sebebin tek başına müstakil bir şey mi ki? Sebebin zaten zihnin ifratı değil midir? Yani ifratta ile olması şart değil. İlle ifratı. Yani e, ifratı denmez. Çünkü tevehüm tebe, demek vehimlenmek. Vehim. Yani sistem yani. Peki ne demek? Şimdi iyi şeyde tevehhüm etmez misin? Vehimlenmez misin? Allah Allah böyle olmasın ya burada bir şey olmasın. Yani vehimlenmektir tevehhüm. Vehimlenmek zengin düşündürüyor seni. Kötü bir şey değil. Allah'ın büyük nimeti ilahisi. Yoksa şeytan şey melek veya hayvan gibi olacaktık. Zengin düşünme meleğimiz tevehhümüdür vehim ediyoruz. Farklı düşünüyoruz yani. Zengin düşünüyoruz. Üç sahası var bunun. Yüksek, geniş, derin. Yani ama ifratı berbat. Yani tevehüm ifratlıdır değil. Tevehüm hem ifrat hem tefrit hem vasıt var. Zaten gelecek şimdi. Yoksa eğer ifrat olsa zulüm olur. Yani sistem böyle diyeceksin. Hayır. Şeytan bile zulümüdür değildir. Şeytan bile sistemdir. Nedir peki? Kemalat insaniye sebeptir. Makası di hayri külliye vasıla vasıtadır. Sistemdir kardeşim. Adı şeytan ya. Hatta adı da bu değil. Azazil. Sıfatı şeytan. Bizdeki sistemin adı nedir? Hayır. Sistemin adı kemalat-ı insaniye ve makası di hayri külliye sistemimizi aktif eden zemberektir ya. Adam o kadar iş yapıyor ki sen bir yap da göreyim hadi şeytanın işini. O kadar kızıyorsun ama şeytanın yaptığı işi yapabilir misin sen? Mesela en zor işi dünyada kim yapıyor biliyor musun? Kafirler. Kafirler kadar kafir. Hiçbir kafir yoktur. Çünkü çok zordur. Ne, ne iş yapıyor? İşte bir imana hizmet ediyor. Etmiş iman İman, iman nimetini anlatmak için. Acayip bir şey ama bu işi yapma boş ver onu. Ya yaptığı şey bak kolay iş mi yapıyor? Devam edeyim. Bunların da üç modu varmış. Hi seves ve e, tevehüm. İfrat, tefrit, vasat. Tevehümün vasatı nimettir. Üçünün de vasatı nimettirler. İfratları gelecektir. Tefritleri geçmiştir. Geçmiş ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Geleceği de örtüyorlar. His, seves tevehüm ifrat geleceği örterler geçmişi unuttururlar. Evet his hissi herkes kullanır. Mazide istikbalde de kullanılıyor his. Diyor ki 30. lemada hayat hissiyat suretinde diyor memzuş nakışlar kaynıyor böyle. Bir misal vermiştim böyle. Bir tencere düşünün geniş bir tencere. Su var. Kaynarsa her tarafında kabarcık var. İşte o su hayattır. İşte o üzerindeki kabarcıklar hissiyattır. O zaman hissin gelişini Hayatla evet. Da başlıyor. He, başlıyor. Hayat kendini his olarak. Tabi. Yani şey. mazi ve mustakbeli değil. Ne neyi gösteriyorsa onunla tanımlanır. Hissin mazi ve mustakbeli yok. Andadır. Ama mazinin elemlerini de geleceğin korkularından da sana yaşattırır. Sistemi bilmiyorsa bu dünyada bir insanın yaşama şansı yoktur. Ya sarhoş olacak, ya eğlenceyi kaçacak ya da psikoloji kaplar içecektir. Ali. Başka şansı yok. Ya öyle yapacak ya öyle yapacak. Sistemi tanımadıkça ya ilaç içecek ya sarhoş olacak. Yani sarhoşu, Yani deliliğe verecek veya sistemi bileceksin. Sistemi bileceksin. Sistemi bildiğin zaman sistemi bilmiş olacaksın. Hissi herkes kullanır. Mazide, istikbalde kullanılıyor. Nefis de kullanıyor. Ruh da, akıl da ve kalp de kullanıyor. Peki nedir o? Ee, his neydi? Ruhun dört havası, vicdanın anasırı erbası. Yani e, hissi anda anda kullanılıyor ve şey de kullanılıyor, kuva da kullanılıyor. Yani acayip abiler şöyle dedim ben eski şey bugünlerde. Dört tane sistem var ya. Yani bilen insanlarsınız. Dima, vicdan, kal, ruh. Latife, duygu, his, kuva, kuvvet. Aynı anda dördü birden olabiliyor aktif. Yeni şey yaptım. Kısme yaşadığımı da söylüyor. Hem his var. Hem aynı şeyin latifesi var. Ruh'un dört havası. Ruh kendisini hisle ifade ediyor. Ruh kendisini kalpteki duyguyla ifade ediyor. Bak ruh kendisinin kalpte latife. Aynı zamanda duyguda, da, kalpte de duygu ruh. Başka yani mesela muhabbet ruhsaldır. Muhabbetiminize bak ruhta latifedir muhabbet. Aynı anda kalpte duygudur, aynı anda vicdanda histir, aynı anda aynı anda dimada kuvvedir, aynı anda insan bedende fiildir. Aynı anda Eyvallah. Aynı anda oluyor. Yani sırayla değil abiler. Yani Latife yaşadı da duyguya inkılap etti. Duygudan hisse dönüştü. Histen de kuvaya değil. Aynı anda yaşanıyor. Aynı anda. Aynı şeyin his boyutu, Latife boyutu, duygu kuvay boyutu. Çok tuhaf. Yani bu kutu gibi gözükürken işte Allah'ın en harika mucizesi tabii ki malum hepimiz bildiğimiz bir şey ama insan fakat böyle bildiğin zaman bu kutuya bunları nasıl tanımladı? Ben anladım ki ruh ne evveldir, denen ne ahirdir, ne zahir medbatın. Burada da değildir. Burada sureti vardır. Yani e, burada bir adesteme yapılıyor. Ruh zahir değil bedenin. Batınısı da değil. Evveli de değil. Ahirisi de değil bedenin. Beden başladı bir. Yani e, böyle biraz e, şey yaptığım zaman tencerede su kaynıyor ya. Flok flok flok. Bazı yerlerde böyle bir kabarcık büyük oluyor. Ha, adeta bu hayat, hissiyat suretin kaynıyor ya. Hayat kaynadı. Yani güneş vurdu. O birinci dersin başındaki söylediğim gibi. Güneş vuruyor. Güneşten maksat hayat. Hayat güneşi vuruyor. Odun oluyor. Odun demek Yasin ben. insan. Yani biz biliriz ki donmuş güneştir. Ama adres demiş. Mutlak ve muhit olan e, ziya her yerde tanımlanmamış ziya. Ama kendisini tanımlamış, e, gene mutlak mürit olan nur, odun gibi gözükmüş. Odun. Yani ama biz biliriz ki e, odun orada gözükmüş ama e, ziyah hala devam ediyor. İnsan bu, bu ziyahlığı da devam ediyor, kesifliği de devam ediyor. İkisi aynı anda. Alemi Şahat böyle bir garip bir yer yani e, bizim gördüğümüz gibi hiç alakası yok yani böyle Çünkü gördüğümüz dünya 10 gibi 18 bin alemi sureti olacak. Böyle bir, bu kadar ne kadar sen? Ne, şu, şu, Filistis olacak. Her şey işte karşıda ağaç var, güneş var, uçak geçiyor, duvar var, kedi var. Yani bu mu 18 bin alemin şeyi? İşte bu, garip taraf bu işte. Abi çek, çekirdeğe baktığımız zaman, çekirdeğe, tohumak evet. baktığımız zaman içindeki programı göremiyoruz. Yok, ne ağacı görüyorsun, ne bir şey görüyorsun. Evet, ama ağaca baktığımız zaman bu çekirdek yok olduğu anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Çekirdeğin... Bu şekilde benim görebileceğim şekli bu işte. Şimdi düşünün bir portakal ağacını düşünür müsünüz? Portakalı bir düşünün böyle. Şey ne diyorlar rengi? Turuncu tamam mı? Yaprağını da düşündür mü abi? Daha vermeden çiçeğini düşün. Kokularını düşünüyor musun? Bir portakal düşün. Çok caziptir bu. Bir de çekirdeğine bak. Hiç o ağacı görmemiş ol. Çekirdeğine diyorlar ki ya aldanma kardeşim bu çekirdek kan bu değil işte. İşte biz o çekirdeğiz. Ama aynı anda ahirette aciz şu anda. Aynı anda. Ama vücudu biz atoma mı nasıl bıraktığımız için buna ben dediğim için psikolojik sıkıntılar bundan başlamış. Ölüm korkusu bundan kaynaklanıyor. Bedene ben demekten kaynaklanıyor. Bedene ben dersen nereye giriyorsa ben de girdim. E Gel de gir o mezara. Nasıl gireceğim oraya? E bedene de ben dedim. Bende başka kim var? Oysa ben onu kullanıyordum. Nerede kalem gibi? Bitti attım işte. Kirlendi attım gömleği. Ben onu kullanıyordum. Nerede kullandım? Ben olmam nerede? E bedelini ödeyeceksin tabii cehaletin. Cehaletin bedelini ödeyeceksin. Ödeyeceğiz ya. Yani. Mesela burada e, yani her şeyden çıkamıyorum. His deyince otomatik ben benim <laughs> vicdandaki hisse gidiyor aklım. Mesela bu okuduğumuz metin Vicdandaki histen bahsetmiyor. Çünkü akıl kalbi mağlup eden bir hissi konuşuyoruz. Ee, yani oradaki konuşmuştuk gerçi sureti yani böyle tasnif ederek mi gideceğiz? Yani mesela bu son okuduğumuz yerde bu hissin sureti serbest bölgedeki ya da nefiste gözüken e, harikadır mı de, diyeceğiz? Ben yani otomatikman benim vicdana gidip saplanıyorum yani oradan doğru çıkıyorum. Şimdi peki burada üç şey diyor e, kalbi, aklı mağlup ediyor. Tabii Başka kalbi. Evet, evet. He, ne alakası var? Dedik ya. E, bir şey mesela sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti o şey şeyde kendisini ifade ediyor. O mertebelerde kendisini ifade ediyor. Hissin hakikati vicdandayken mahiyeti ruhta olduğunu söylüyor zaten. Ruh dört havası. Ruh da Kendisini böyle ifade ediyor. Abiler, dimadaki kuva, tefekkür veya işte tevevüm buradaki tabirle. Tevevüm ettik ya böyle. Vicdana inerse tevevüm, vicdanda tevevüm olmaz. Oraya bir inkılap görüyor. Tevevüm dönüşüyor. His. His oluyor. His olarak kendisini ifade ediyor. Tevevüm. Mesela hayal. Var mıydı? Yok. Şu anda yok. hayal yok. Bir garip bir şey hayal edelim his olmuyor mu? Ne yaptı? Oysa biz hayali dimadadır. Tahayyülde. Bir şey düşündük. Düşünce tasavvurda değil midir? O bizi gerdi, enerji oldu. Kuva. Bu gayet normal. Ama his oldu. Hisimizden çıkamıyoruz. İkna olduğumuz halde ha, hala hissimizin şeyini alamıyoruz. Evdeki kavgalar tamam kusura bakma tamam. Hala titriyor. O titremesi kuva değil ki. ...histir... Ha, birbirine inkılap edebiliyorlar ama hakikati yok oluyor? Yani çekirdekten ağaç çıktı. Ağaca bak, çekirdeğe bak. Ama çekirdekten ağaç yok olmadı ki hala. O gene onu tutuyorsun. His oradadır. Ama kendisini serbest bölgede, kendisini akılda, kendisini ruhta da ifade ediyor. Ama o e vicdandaki his kalpteki imanı nasıl mağlup ediyor? O his Kapteki duygularla yapıyor. Duygu. Mesela şöyle diyeyim. Benim biraz e, mesleğim itibariyle. Biz, biz zannederiz ki arabayı direkt marşı çevirince arabanın motoru çalışır. Arabanın motoru çalışmaz ilk önce. Arabanın volanla de denilen bir tane elektrik motoru var. Biz marşı çevirince marş motoru var. Marş motoru arabanın motorunu çalıştırıyor. Ama aniden çevirdiğim anda araba çalıştığı için bir kontak arabayı çalıştırdı zannetiyoruz. Oysa ara devresi var. İşte e, his kalbi çalıştırıyor, örtüyor ama mesela kafadaki bir tebeğim düşün Osman, tebeğim. Bir şey düşündü. İmanı nasıl zedeliyor? Tarafkirlik ya kafada. İmanı nasıl kaldırıyor? Kafadaki o tevehüm o tarafkirliği yanlış yorumlamakta. Aynı anda tevevüm oluyor his. Aynı anda oluyorlar. Yani ben isteyerek olmuyor. Düşündüğüm bir şey. Aynı anda his oluyor, kuva oluyor, duygu oluyor, latife oluyor. Hayal ettiğim bir şeye muhabbetim olmuyor mu? Muhabbet. Mesela anneni muhabbet etti, hayal etti. Hemen muhabbet oluyor. Veya ölmüş bir tane babanı özlem olmuyor mu? E Evet, his oldu. Ama biz onu düşündük. Babamı düşündüm, kalpte his oldu. Aynı anda oluyor. Birbirine geçiş oluyor bu. Yani o hisi kafana, dediğin gibi sen. Evet merkezi vicdandadır. Ama içeridekiler dışarıya çıkarken, ruhtan dışarıya çıkarken vicdandaki hissi kullanıyor. Dışarıdakileri içeriye alırken vicdandaki hissi kullanıyor. İçerdekileri dışsan, Dışarıdakileri içsel yapan o berza. Vicdandaki o his mertebesinde hakikatta e, menfi bir şey olabilir mi? Olmaz olur mu? His şöyle, Vicdanda da menfi taraf oluyor mu? Şöyle. E, Latife-i insani var ya, lüme-i şeytaniye. Kalbe attı. Yemedi. Vicdanı atıyor. Patlayıp dima çıkmıyor ki. Vicdanda o atıraları hisse atınca o vicdan, ve his demez ki ben sırf müspete çalışırım. Menfiye çalışmam demez. O şeytan Allah'a karşı küfür attı kalbe yemedi. Vicdana, vicdandaki hisse atıyor. Hissin de aklı yoktur. Usta diyor ki kördür. Sağırdır. His ne aklı var, ne gözü var, ne kulağı var. Hayat var. Yani olmakta olandır his. O zaman o lümeyi şeytaniye e, his atınca his, o ne attı? Ona bürünüyor his. Ona dönüşüyor. Yani adeta şeytanın ihvası, e, vesvesesi yani şüphesini ve, ve e, his vücut veriyor. His seviyesine vücut veriyor tabi. Akıl, akılda ise o ihvası vücut verince ne oldu? Vehim oldu. Oysa kalpte attığı şeytan vesveseydi, dimada vehim oldu. Vicdanda ne oldu? His oldu. Hissin böyle ne kafirdir ne müslümandır his. Gelen malzemeye göre var ol, oluyor. His e, hayattan süzülmüş. Şunat zatiyeli tarif ediyor. Buradan baktığımız zaman olmakta olandır diyorsunuz da his her, her alanda var zaten. Ana zemin. O nereden ne oluyorsa, ona dönüşüyor. Dönüşme zeminidir. Düşündüğün ama anda his oluyorsun, vehim oluyor. Ama biz şu şunu yapamıyoruz. Zannediyoruz ki oradan oraya aktarılıyor. Oradan oraya aktarılırken izin alıyor. Sana rağmen çalışıyor ama izini şöyle. Senin başka sistemlerin var. O düşündüğün bir şeyi kalbi ve ruhu etkilememesi için fehimler var. Tepkiler var, iman var, itikat var edep var, kültür var, örf var, ananı var. Onlar da iyisi olduğu için o bırakmıyor. Yani biz sistemi anlatıyoruz burada. Ama her düşündüğün, her böyle vehim şey hisse dönüşmüyor. Ama sistem böyle dönüşebiliyor. Yani hissin mesela hakikatı vicdanda dedik ya. Hakikatın meratibinde menfi bir şey olabilir mi? Hakikatın meratibinde menfi değil de meratip olduğu zaman içinde mi adem olması lazım? Mesela Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? İçinde cehalet var. Cehalet demek o zaman mertebelendirmiş. Bu menfi değil işte. Bizde böyle gözüküyor. Kelamdaki his dediğimizde hep müsbet manadaki... Ustad da tabii. ki... Yo yo menfi de var. Vicdansız demiyor mu ustad? Munafık vicdansızdır diyor. vicdan munafın dört özelliği var. Bir tanesi de vicdansızdır diyor. Emirdağ'da. Yani vicdan hep müsbet zannetme. Mesel elestu bi rabbikum kalu bela irade demedi mi? Peki rededen yok mu ruhlar aleminde? Kim reddetti? İhtiyar değil ki irade reddetti. Bak vicdandaki irade. Şey demiş, münafıkta da vicdan çalışmaz ama kafirde çalışır demiştik. Yani. Evet. Yani, Kalbi bile putlarla doluyor ya insan. Yani bizde de var yani bir sürü şeyler. Yani Şöyle, vicdan bir deyince bir böyle illa hayri mutlak değil yani. Şimdi kafirde de bir derece vicdan olması lazım ki, ki dönebilsin sonra. Delil olsun. Ya bir şey hatmedir Evet, Ağabey. evet. Kafir de şey, gidiyor işte o kafir Mesela his sistem. İrade de bir sistem. Değil mi? Mesela zina ile helal, helalın olan. His yok mu? İkisi de his. Yani hissin böyle ne gözü var ne kulağı var. O ne, neyse o ona dönüşüyor. Menfisi de mesela. Ama hatmedilirse vicdan... Neye dönüşür? Hissi yok oldu, denmez. Hayra kabiliyeti kalmıyor. İrade de gitti. Hep menfi artık. Menfinin varlığıdır. Yani ifratta ya da tefritte sürekli. E devam. Peki. Zaten muhabbetullah diyor hisse. Ee, onu e, takvada oradan çıkıyor diyor. Muhabbetullah olup muhabbeti başka bir yere yönelmiştir. O olur. Orada muhabbetullah demesi o muhabbetin başka bir yere gidiyor. Ad Adem'e dönüşüyor. Yani mesela zihin yok mu vicdanda? vicdanı adam bozulmuşsa vicdanı e, zihni de ademe dönüşüyor. Abi öyle öyle görünüyor ki biz müspet ve menfi olarak her şeyi sanki e, ele almamız lazım. Peki her şey alem-i şahadete esma değil midir? Cilve cemal nakış sanat her şey ama sıfat olan da var ya. Evet evet alem-i şahadet öyle. Dalaletin ve küfrün de esmanın bir mertebesidir yani nedir yani onun da konuşmamız lazım. Ademidir diyor ademidir diyor Ademi vücutlardır diyor küfür ademidir Evet mesela diyor ki günah yok mu Ademidir diyor e var işte yapılıyor İçki içiyor Zine yapıyor vücuttur ama değildir diyor Vücut alemlerine değil adem alemlerini çalıştırıyor Ama var yani nerede var bizim alemimizde ademdir Allah'ın aleminde Adem'le vücut iki dairedir. Yani kafirin gösterdiği bir fiil nedir yani? O, o da o da fiildir. his. eğer o şeyse e, ca, esma, varsa esma histir. Esma, esma boyutu mudur yani? Sistir e, his. Tabii ki esmanın meratiplerindendir. Kafirin fiili tabii esmadır ama o kafirin alemindeki ona işte sahipsizlik verdiği bir hüküm ademidir. Yani, yani yaptığı her şey fiili istiyordum. fiil fiildir. Fiildir ve Allah'ın esmasıdır. evet. Da, yani e esma evet. canibinden hmm. bir sıkıntı yok zaten. Tabii yok. O pro o Manası Hı. noktasından o, sıkıntısı var. O kendi zanlı mı? Manası kendi zanlı, kendi zanlı. Kendisinde adem oluyor yani. Evet. Yok. Ağır işte şey. Adem değil yani. Ağır işte evet. hep, hep... Adem gibi çünkü Adem alemlerine çalışıyor diyor cehennem. İşte bu Osman kardeşin demek istediğini anlamaya çalışıyorum. Hmm. Yani diyor ki ya e, hakikatsa eğer vicdandaki his Nasıl menfi, menfi niye var diyor. Evet. O, zaman. o zaman böyle bir şey. Evet ama menfi Allah'ın esmasının dışında dünyada bir şey diyebilir misin? İşte ama günahlar da var. Allah ne eder kötü oldu emretti iyi oldu. Aslında zatında bir şey ne kötüdür ne iyidir ya. ve sen de diyor ya. Aslında zatında hiçbir şey yoktur. Mesela şeytan da melek de eşittir. Birisi mudil, birisi nur Allah buna kötüdür deyin dedi. Ben kötü dedim. O kötü oldu. Yani Allah dediği için yani. E, hikmeti değil, illeti budur. Yani bunlar sadece girdiğe göre çıktı veriyor. Vasatsa vasat, ifratsa ifrat. Yok, yani mesela giriyor, şey mastar olarak giriyor. Yani bir şey. Nedir o? Hiçbir şey değil. Ama her şey, her şeydir. Mesela susmak gibi. Susmak ne de demek? En güçlü sestir. Niye? Her şeyi konuşabilirim, her şey diyebilirim. Ee, her şey diyebilirken bir şey demişsem, her şeyken bir şey oldu, zayıfladı. Ama susmak, her şey diyebilme gücüne sahip. İşte sistem, her şey olabilirken bir şey oldu, basitleşti. Sistem tabii. Abi aslında ben soruları şöyle anlıyorum abi Hasan abi. abi. Herkes şunu görmek istiyor. Her şeyi muayenleştirmeye 170 Muayenleştirmeye çalışıyoruz. Muayenleştirirse kendimizi bitiririz. Bitme noktasıdır yani. Herkes zorluyor. İlla akılla görelim. Değil ki biz o değiliz ki zaten. Biz hiçbir zaman muayen olmayacağız zaten. Olursa biteriz yani. İşte o, o, zaman şey oluyor. Bunların hepsi sistemse zaten bu Şimdi, bunun kendisini bununla tanımlamak değil. Bu Bunların hepsi emanet. Ama sonsuz bölünüyor o zaman. Davut'un sorduğu aslında o kadar tehlikeli bir nokta ki. Yusuf e, hocam, e, Dehre Yusuf hocam da hatırlıyor musunuz? Size bu konudan bahsetmiş, yani cebirin olmadığını bana bir noktada. Aslında en son oraya gidiyor, dayanıyor. Evet. Tıkanıyor, duvar yani. Yani e, o kadar acayip bir sistemler ki. Mesela eskide hiç düşünmezdik ki seves ve tebehüm çekip giderdik. Bu dur hele bu sen kimsin falan deyince bizi vicdana taşıdı. Allah Allah. E ben şimdi bir şey hayal ettiğim zaman niye his, olsun demeye başladım. Mesela bir şey hayal ettim. Babanı hayal edebilirsin. Nefsaniyet hayal edebilirsin. Ulvi bir şey hayal edebilirsin. O anda o hayal ettiğim bir şey hem aynı anda düşünceye dönüşüyor. Düşünceye dönüşen her şey kuvadır, güçtür. Aynı anda his oluyor. Aynı anda kalpteki latife insaniye, babayım şey yaptımsa, latife insaniye ne var? Vefa var. Değil mi? Mesela dostluk var. Ve, vefa yani, vefa. E şimdi aynı bir şeyi hayal ediyorum bakın. Tasavvurda fikir oluyor ve güç oluyor. Akılda marifet oluyor, tefekkür oluyor. Aynı anda vicdanda his oluyor. Aynı anda kapten latife insaniyeler oluyor. Aynı anda ruh da ya şefkat ölüyor ya muhabbet ya ve şefk oluyor. Aynı anda oluyor. Yani bir sıra konulmuyor. Garip ya. Abi burada cep telefonunda basıyor. <laughs> gönder diye. O anda bankasından para oraya gidiyor. Aynı anda orada kayıt oluyor. <laughs> bir tuşa basmadan bütün sistem işlemiş Aynı oluyor. Abi. Aynı anda. Aynı anda. tek fiil gözüküyor. Evet, tek fiil. Ya yani böyle olunca Gafur abi benim o zaman kesip denilen şey işte. E sistem işte. kendisi çalışıyor. Kes. Yani o cebre gitmiyor. Kes, kes mevzusu ortaya çıkıyor. Hepsi sistem. Kesbine göre o sistem çalışıyor. Sonrası yani sen icali yaratmıyorsun. Sanki oldun. bir motive KESP. oldum ha. Bu da bir his değil mi? Evet. evet. <laughs> Vallahi sanki yeni <laughs> ders oturdum. Şey Abi dua edin inşallah. Hep yolda ağız alınıp da bıraktı arabayı eksiz susuz. Girdiği sus, bir sistem bir çıkışı görüyorsun. Evet. Öyle Çok mi? Arza mı yapmış? Anlık değil mi? Değil mi? Allah merhamet etsin. <laughs> Bu aslında abi çok güzel bir şey. Bunu, böyle görmek çok güzel bir şey. Tabii. O zaman tahayyülde mesela tahayyülde, tasavvurunda insan şuurlu olsa hissinde de istikamete, vasatı daha kolay gelecek. Onları da etkileyen fiilleri zaten bir şey mi Bu dersler, bu dersleri yapa yapa, tefekkür ede ede, Farkında mısınız? Alem şehadet e, katılığını, donukluğunu, kesafetini, sertliğini kaldırmış. Değil mi? Acayip bir şey. Yani 29. sözde söylüyor ya incelemizdi bir nüktede. Buz buzun zararına, buzun buz akıllı kabul edersek, buzun der ki benim zararım nedir? Su olmaktır. Su kendisini düşünürse merkeze, suyun kendisi düşünürse benim zararım suluktan çıkma. Ne olursam olayım. Bağır olsam da buz olsam da ben değilim artık. Ha, suyun zararı nedir? Buz olmaktır. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bunu bedende bedendeyken biz aslında bedendeyken beden o kadar katılaşmıştı ki bu tefekkür, bu enfuzi ders olmadan önce. O kadar putlaşmıştı, o kadar donuk oldu, o kadar katı oldu ki bu alem-i ve beden. Her şey ona icra ediliyordu. Her şey o merkezde çözülüyordu. Her şey onunla tanımlıyorduk. Oysa bu berza olduğunu, geçiş olduğunu, insanı berzah diyor. Mesela şeyde, şualarda 121'de. Yani bu enfusi ders yaptıkça, yaptıkça. E bugün mesela kabirin e, e şeyi, güzel bir giriş olmuştu. Hani hayat bununla başlamadığı için vefatla da bitmiyor. Bu bakıyorsun beden kesafetini kaldırıyor. Yani yoğura, yoğura, yoğura. Yani öyle donukluk, öyle bir donuktu ki, öyle tabuydu ki, öyle putlu ki beden. Yani cismaniyet, madde. Yani bak, hakikaten alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tenteneli perdeymiş. Şey oluyor. Evet, yani o kadar. Mesela şöyle diyeyim. E nimet olarak şükür bazen. Alemi gayb, alemi şehadeti ortadan kaldırıyor biliyor musun bazen? Yani öteler, o fikir yani güzel bir fikir hisse duygu latife oluyor ya tefekkürde he hepinizde oluyor ya bir tefekkür nedir hisse dönüşebiliyor aynı anda duygu oluyor ruhta latife oluyor o anda madde ne kadar kalkmış oluyor ya o nispetle tefekkür zaten tefekkür maddi ortadan kaldırıyor kalkmıyor abi mülk meleki diye değiştiriyor oh, ay. peki o anda vefat etsen zaten oradaydın burada değildin ki Hiçbir şey anlamıyorsun yok, yok. Bir şey. hiçbir şey değişmiyor. ama o anda yani düşünebiliyor musun yani madde ne kadar yok oluyor Şadet ne kadar ortadan kalkıyor ya. Zahir biz. Şey, değil mi biz Evet o bir boyut oluyor evet. yani bu enfasi dersler yapa yapa nasıl böyle bir e, inkılaplar oluyor Nimet ilahi gö görelim diye söyledim Allah. şükredelim diye yolu, hep o. Hep, hayatı bu oluyor, hep o oluyor. Allah Allah. <laughs> Hayatımda ilk defa Vay bu hafta Hasan abi annem şöyle bir dua etti bana. İlk defa ağzından duydum. Bilmiyorum son olur. Ben de ben de merak ettim. Allah'ım seni şehit etsin dedi. Oh Şok oldum. mu? Yani abi şok oldum yani. Amin dedi. Amin amin. Ama amin geç de. olsun ama şimdi ama olsun. Amin <laughs> de diyemiyor. <Yani> ben dedim. <laughs> ben, ben dedim ama ben anneme Allah'ım seni cennetin nasip etsin. Çok da geç kalmasın diyordum. <laughs> Kız kızıyordu bana. <laughs> <laughs> ama Allah'ım seni şehit etsin dedi. İlk defa ağzından böyle bir şey duydum abi ya. Evet. Hiç şehit kim gel diyor hayat isterse şahadeti istemeli. Peki ötekisi hayat yok mu bak hayatı isterse diyor. Hiç böyle bir kesiklik yok. Bir elektrik gelir de bilgisayarda veya kesilir ama tekrar böyle kaldığı yerde devam eder. O şehitte böyle bir şey yok. İşte hayat bir teviye devam etmesi, hiç kesik olmaması şehit de olur bak. Ger hayat istersen şehit şahadet istemeli diyor. Şey de var ama Beşşura Day ve Sıddıklar. Sıddıklar. Hmm. sıddıklar. Ben, sıddıklar. Sıddıklar. Ya. ben ya. o taraftayım. Sizi sıddıklar. bekliyorum Acaba şehit ar olarak. <laughs> ara bir soru soracağım. Şehidin ki vicdan hayatı mıdır? <laughs> İsmidir. Bizim kabir hayatımızla birlikte şehit olmadığımız halde Vicdan hayatı burada kapanıyor mu? Vicdan sadece buraya mı ait? Bu enfusi ve talebi ulum şehitten de üstündür. Çünkü niye? Evliya, Evliya'ya müekel Azrail aleyhisselam geliyor. Mektubatta ya. Adamın Evliya, Evliya, Azrail farklıdır ya. Bir ünvandır Azrail. Peygamber'e alan, ruhunu alan, şi, sahabeyi alan, kafirinsini alan, Kafirin ruhunu alan Azrail'e peygamber ruhunu aynı adam mı aldır? Haşa. Azrail aleyhisselam bu. O bir nevin temsilcisidir diyor ustad. Şimdi evliyanın ruhunu kabz edecek Azrail geliyor. Görüyor. Ya adamın tercih hakkı var mı? Kimsenin geldi gitti. Adamın tercih hakkı var. Ya ben bunu istemiyorum. Allah Allah. Sen kimsin ki? Azaili şeklini tercih edeceksin. Bu azaili olmasın diyor. Şu Allah nazarındaki nazdarlığına bak. Allah'ın insana verdiği değere bak. Abi işte hayatı hiç değişmiyor. peki sen nasıl anladın? Öleceksin sen nasıl anladın? Bu, o, o. bu farklı bir azrail olduğunu nasıl anladın? Evet. Yani var. her şeyden öteye Allah'ın tenezzülat ilahiyesine bak. Et tenezzülat ilahiyeti ala okulü beşer. Yani. Allah. Sonra bunu kabul ediyor biliyor musun? Neyi alıyor? Çocuk. Çocuk şehit olmuyor ki. Ben diyor talebeyi yetiştirdim. Talebi ulumun mekkeli olan istiyor. Ne kadar üstün? Evliyalık normal bir askerin şahadeti. Evliyanın ruhu ondan üstündür. Çünkü o askeri yetiştiren o alimdir. O delikanlıyı o şuurla donatıp askeri göndermesine sebep olan alimdir. Onun için şehitten üstündür evliya. Normal adam bu olsa şehit oluyor. Anlamıyor. Alimle o bir mi yani? Emeğe sayıyor. Peki bu bunu da istemiyor. Evliyalığı da istemiyor. Ne istiyor? Talebi ulum. Talebi ulumun şahadeti. Ama talebi ulumun içerisinde ne var? Hiç mesela üniversite diplomasında ortaokul lise diploması yok mu? İçinde içinde evliyanın ruhunu kabzede mertebe var. Şahid şehidin var. var. alim var. var, da var için. Ama bu talebi ulum Kur'an talebesi. Kur'an Peygamber usta da dikkat edersen Peygamber Aleyhisselam şeyine o da Kur'an talebesiydi diyor. İlk muhatap oydu diyor. Peygamberimiz için söylüyor. İlk muhatabı. Kur'an'ın ilk muhatabı kimdi? İlk muhatabı Peygamber aleyhissalatü vesselam. İlk muhatap. E, nedir o zaman? Peygamberimiz de Kur'an'ın talebesidir. vefatındaki o ne vefat Yani o biz o kadar hayatı donuklaştırdık, o kadar katılaştırdık, o kadar hayatı böyle ana ve bedensel zahire madde hapsetti ki düşünemez olduk. Sanki böyle ben elimi böyle başıma geldi de sanki soğutacağım zannettim. Havucu koydum buzluğa soru aldım ki havuç hepsi gitti. Havuç hepsi toz haline geldi. Yani madde bu tefekkürle böyle kalkıyor. Havucu sen kaldırabilir misin? Bir baktım havuç toz olmuş. Benim başıma geldi. Sonra o yetmiyor. Bana yaptığı zarar bak. Elime tuttuğum zaman yapıştı, çıkmıyor. Havuç. Eğer çekersem eti kaldırıyor. Çünkü benden söküyor. Niye bana yapıştı? Astı dönmek için astı dönebilmesi için benden ısı alması lazım. Onun için yapışır bir şey ele. Ee, niye gaz çakmaktaki o sıvı gaza dönüşür? Isı alır, gider. Isı alır. Niye benim elimdeki o bu şey havuç, buzlu havuç elime yapışıyor? Aslına her şey aslına rücu etmek ister. Aslıma dönüşüm diye parmaklarımdan enerji alıyor. Enerji alınca kopmuyor o. Enerji almak içindir. Ya. E, her şey o, ama madde o kadar katılaşmış ki alevimizde. O kadar dönük olmuş ki şu Risale-i Nur'la çok Allah sonsuz şükürler olsun. Yani maddenin ne kadar perde olduğunu, kesip bir perde olduğunu, tenteneli bir perde olduğunu, manaya ne kadar hizmet ettiğini, aslında bizim bildiğimiz gibi olmadığını ve kabir de öyle. Hani kabir de ama biz buna bedene ben dediğimiz için beden nereye giriyor? Mezara. Ben de mezara girdiğimi zannediyorum. Oysa mezara girmiyor Müslüman. Mezara girse o zaman cesedi yakıyorsun. Adamı yaktın. Adamı mumyaladın. Kabire de girmedi. Kısacası alemi şahadet olup alemi şahadet cinsinden olmayan. Şu bedenimizin dışında hiçbir şey alemi şadet cinsinden değil. Hep gaybız. Benim isim gayb size. Sizinkiler de. Akıl, fikir, his, latife, duygu, marifet, şefkat, muhabbet ne varsa hiçbirisi şadet cinsinden midir? Değil. Burada zannetmeyin ha. Mesela telefon çaldığı zaman titreşim burada gözüküyor diye o titreşim orada yok mu? Yani o dalga burada ifade etti diye, orada ifade edilemedi diye büyük telefon olsaydı her tarafa yapardı. Bu dalga öteki tarafta yok mu? Diyebilir misin ki dalga sana git oraya gitme. Yani alemi gayb burada telefon çalıyor. Bu telefondur. 18 bin alem çalıyor. Ama biz biliriz ki burada ifade edildi çalıyor konuşuyor ama o alemi gayb buna ve şehadet buna münasır değil. Burada ben kullanacağım da nasıl yaşayacağım yani? Bu beden denilen bir şey adres olması lazım, elbise olması lazım. Bunu kullanmak için verilmiş bana. bu Buna ben diyeyim de, diye verilmemiş ki buna. Bu bedene ben diyeyim diye verilmemiş. Bunu kullan diye verilmiş. Bunu kullan. Yani bu parayı kullan, tapınma. Kağıttır. Git parayı bununla ye kardeşim. 100 lira verdin bana kardeşim. Git bunu ye. Yani o kağıdı ye mi dedin? 100 lira ye mi dedin? Ama git ye dedin. Onda bir başka bir şey murattır. Bu bedii bir şeyse dediğim bu parayı ye deyince o kağıdı ye değil. Bu demir parayı yut değil. Onu harca. İşte bu bedeni kullan diye vermiş. Buna ben de ben deyin diye de, denmemiş. Onun için verilmemiş. Bunu kullan işte. Bu parayı kullan, bu bedeni kullan. Buna ben deme deme Para yani. para ben denilir mi? kullanma kılavuzu da vermiş. Evet. Kullanma diyor. Yani zaten kullanma. Kullanacağım şeye ben diyorum yani. Bu kadar şey olur mu ya cebimdeki paraya? Ruhun cebi işte beden. Bunlara ben diyorum. İşte vah vahamiyet. Vahimiyet buradan başlıyor yani. Vahamiyet. Nedir o? Buna ben deyince her şey alt üst oluyor. Her şey sistem değişiyor. Nasıl değişiyor? Kabir korkunç oluyor. Ölüm garip oluyor. Oysa Cenab-ı Hak teris ediyorum diyor. Nasıl? Ama bazıları acımasız oluyor. Bazısı şey, zahirde öyle ama öyle değil işte. Ee, Kardeşler de vardı. Kim vardı yanımca Cuma'da? Furkan mı? O ayağı kesik. Ayağı kopmuş yine camide. Üç haftadan beri görüyorum. Bu hafta konuştum ben. Masu sonuna kadar kaldım. Ayağı gitmiş. Ne kadar vardı yaşı? 35 yoktu be. Ancak. De, dedim başladı ağlamaya biraz konuşunca. Dedim ki niye şey yapıyorsun? Resminde şey koymuş WhatsApp'a şey durumun şeyine de koymuş. İki, iki yaşında bir kız çocuğu gözüküyor. Kızım dedi o kadar diyebildi. Ha, anladım. Dedim ki kızını düşündüğün için duygulandın değil mi? Evet dedi. Ama ağlıyor. Ayak gitmiş bir tanesi. Ne için gittiği sordum. Oysa dedim sen buradan öyle baktığın için üzülüyorsun. Ama onun içine Allah ne koymuş? O, o kız olaya nasıl bakıyor? Sen bilmiyorsun ki. Sen buradan bakınca öyle gözüküyor. Bir mavcudu bana öyle sormuştu. Allah Erhamur Rahim'indir. Merhametlerin en merhametlisidir. E, eşe niye yük taşıttırıyor dedi. Oysa şundan gafil. Allah cesedi göre ruh, ruha göre ceset veriyor. Hayata göre ölüm seçiyor. Sen böyle olacaksın, sen de böyle olacaksın, böyle terisi olacaksın. E biz niye eşe zulüm zannediyoruz? Eşeğin cesedine insan ruhunu sokuyoruz. Oraya bir gülüyorum olan ben bunu nasıl taşıyacağım? Oysa Allah ruha göre, ceset cesedi göre ruh veriyor. Ama sen ne yaptın? İnsan ruhunu cesedin eşeğin içine koydun. Ondan sonra sen dedim çocuğa gittin, oradan bakıyorsun. Senin düşündüğün gibi düşündüğünü zannediyor. Senin gibi düşünebilmesi için 35 senesini vermesi lazım o bir çocuk dedim. Böyle yaptı, sanki o şişik balona bir çivi soktu. Ne güzel demiş ayette. Hiç bilenle bilmeyen eşit olur. İşte his acayip bir şey. His balon ya. Burada da his anda olandır. Ama genişlenebilir. Mazi ve mustakbel an gibi olabilir. Mazi ve mustakbel an. His için mazi ve müstakbel yok. Andadır. Anda yaşanıyor. Ee, niye geçmişin elemleri, geleceğin korkuları, gelecek olmuş mu? Yok. Nasıl yaşanıyor? Ee, Osman, gelecek var mı bize göre? Yok. His nasıl geleceği, olmamış korkuyu nasıl yaşıyor? Anda varmış gibi yaşanır mı? Yaşanıyor işte. Geleceğin ümitleri, geçmişin yani hep menfi veriyoruz ya bir müspet yok. Mu? Hep işte müspet veriyor. Yani gelecek daha olmadın. Anda olmuş gibi şey yaşıyorsun. Muamele görüyor. sahabe işte gelecekteki sahabeler, geçmişteki sahabeler galip olmuş gibi. Mazi ve mustakbel an gibi olabilir. Mazi ve istikbal hazır an gibi olur histe. Şimdi ahireti görenler o hissiyatı yaşarlar. Yani mesela şimdi ahireti görenler ahireti ilmen görüyor tefekkürle hissediyor. Böyle bu tefekkür işte bunlarla böyle baktığı zaman Allah Allah. Allah'ın muamelesine bak. Veli kulu evliyanın evliyanın ruhunu kabzetmeye gelmiş. Azel Bey ben bunun olmaz diyor. Yani Allah Allah'a bak ya. Yani biz ne yaparız? Ulan evliyanın ruhunu kabzedecek bana gelecek de öpte başına koy. Çok acayip ya. Yani sen anne olur musun ya? Peygambere ne heveste çağırdın? İlk defa geliyor. Heveste davet ediyor. Hayvan kesiyorsun. Her şey oymuş. Meğer onunla sütle besleniyorlarmış çocuklar. O öleyim öyle yazıyor. O sütle çocuklar besleniyormuş. Onunla yiyorlar. Yani ne yiyecek yani? Bir kilo işte o kadar içiyorlar. Onu da kestin. O zaten o fedakarlığın adıymış o. Öyle yansımış cenab bak. Yani her şeyleri oymuş diyor o keçi. Ve o çocuklara onunla içiriliyormuş. Ama kestiler. Çocuğa ne dediler ki kestiler? Yani yedireceğiz seni. E ver diyor. Onunla oyalıyor çakıl taşıyla. Ya bu nasıl bir dünya bilmiyorum. Ama böyle bir dünya yok bu dünyada. Ama var başka bir dünya. ve akıl almıyor ya. Ama vallahi orada kadın olmak istemezdim. Çünkü böyle sonuç olacağını nereden bilecekti ki? Şimdi biz diyoruz ki olurdum. Sonucu bildiğim için. Tabii tabii. Bilmiyor ki. bilmiyor, ki. ne olacak. Büyük bir mahcubiyet var. Çocukların acısı var. Pişmanlık bile olur sonra. Tabii ben davet ettim. iki çocuğum gitti. o gitti, bu gitti, 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 gitti. Sahabeyi sahabe yapan elim değildi. Terk işte. Her şeyi terk etti. Çok evet. derin uykuda değiller. Hasan abi. Az önce bir şey söyledi Mehmet abi. Vallahi şu anda Allah'ın büyük bir inayeti var üzerimizde abi. yani acayip bir lütfu var şu anda üzerimizde. Çok şükür. Şimdi Mehmet abi az önce dedi ki biz bunu neden anlamıyoruz biliyor musunuz dedi. Çünkü dedi e, muayyenleştirmeye çalışıyoruz. Peki biz bunu muayyenleştiremiyorsak eğer kendimizi nuranileştirelim. Evet. O zaman o zaman Aynen. kendinizi nuranileştirin dedi Allah Celle Celaluhu bize ve bu haleti bizi soktu. Biz belki de bu halet ile şu dersi daha iyi anladık. Şu halet kaç senelik haletti? 1400 senedir. Ya. An bak his böyledir işte. Biz bunları yaşadık şu anda. Fikir değil ki. E bunu yaşadık. Hepimiz etkilendik. Ama 1400 senelik bir mesafe. E, işte hissin böyle bir şeyi var. E, mazi müstakbeli yok yani. Hepsi anda yaşanabiliyor. Maziyi de. E, maziyi yaşadık mı şimdi 1400 sene? 1400 sene sonrasını da yaşayabiliyor. Ama olmamış. Bedensel olmamış hissen oluyor. Fikren oluyor, hissen oluyor. Bedensel gelecek yaşanmamış ama hissen ve fikren yaşıyorsun. Hem de gafur olarak değil. Mehmet olarak, Ali olarak değil. O sahabe olarak yaşadık. Yaşan, evet. Bak şimdi bedensel gelecek 3 sene sonrasını yaşayamıyoruz. Yani vefatımızı yaşayamıyoruz. Kabri yaşayamıyoruz. Ama fikren ve hissen şu anda yaşıyoruz. Şimdi ahireti görenler o hissiyatı yaşarlar. Herkese göre hissiyat değişir. Aynı hadisede ama. Kimilerine hazır zamanda, kimilerine mazi aynı hadise. Kimilerine istikbali de içine alır his. Kimileri bir şey olur şu anda. Ben mesela bir şey olur. Anda yaşar genç. Mazisi yoksa. Ama eğer biz bu olayın şu anda olanın Mazide bir alakası varsa bizi maziyle beraber yaşatır. Biraz tecrübe varsa, dinden de bilgisi varsa gelecekteki durumunu da görür. Aynı hadise kimisine anda yaşatırken kimisine mazi ve müstakbeli yaşatır. Aynı hadise. Kimilerine hazır zamanda kimilerine mazi kimilerine istikbali de içine alır. Bazıları gelecekte yaşayacağını şimdi yaşayanlar da var. Mesela yani bazılar gelecekte yaşayacağını şimdi yaşayanlar var. Mesela ne varmış? Kabirdekileri keşfel kubur ehli olanlar kabre bakınca gör, gördüklerini hissedip yaşamalarının haletlerini, hislerini bilmeyenler bilmez. Mesela kabirde olanları biz biliriz ki gelecekte aşır meydanda canlı olacak. Ama şimdi biliyoruz ki biz fikren onlar ölmüş. Ama keşf kubur evliyası ustad bakmış ki kadın boncuğunu diziyor. Namazı kılmış, tespihat yaparken, çekerken vefat ediyor. Vefat ediyor. Sonra o tespihleri dizerken vefat edince şehit ya abdesti. Şu anda diyeceğim şu ustad onu görüyor mu? Görüyor. Ne zaman görecektik biz? Yandakiler gelecekte göreceğini ustad anda görüyor. Ustad hayatı hiç korkmadı. Ko hiç Mazi ve müstakbel aynı. Mesela gel diyor şey diyor. Başka senin işini götüreceğim şimdi. Bu gelecekte, Geçmişe götürüyorum Barla'da. Barla'da diyor ki ustadım diyor. Ustad da onaylayarak koymuş. Sen diyor mucizata Ahmediye'yi diyor. Bu kadar veciz. An filan bu kadar bir şey okumadan, kaynak olmadan o meydan savaşlarını Bedir, Uhud'u bu kadar veciz anlatabilmek için manen ve fikren ve hissen orada oluyor görüyorsunuz. Onun için burada böyle ifade edebiliyorsunuz dedi. 158 mi 185 miydi? Ee, şeyde Barla'da. Yani o olmadan bu yazılamaz. Ta ki çağırsa, açık abi. Sen ya? Şimdi bakın o bir götürdüm. Kadının canlı olacağını, şehit olacağını gelecekte bileceğiz biz. Ama usta şimdi görüyor. Peki soruyorum şimdi. Geç oradan. Tes o tesbih yapan kadını görünce. Ustadın hissiyatı ne, ne olmuştur sizce? Nasıl bir iman oldu? Biz buradan bakacağız. O, on, on, olma şimdi. Yani imanı nasıl olur? Onda mertebesi var da son değil ki. Gayb bitmiyor. Gayb bitmiyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ı gördü mü Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Allah gayb olmaktan çıktı mı? Çıkmadı. Devam ediyor gayb. Gaybliği devam ediyor şimdi pe, e, ustadımızın imanı bitmiyor ki onu görünce. bu. Şimdi biz göreceğimiz zaman ki haletimiz ne olacaksa şimdi bu yaşarken oluyor. Biz vefat edince mazi mustakbeli göreceğiz Aşı meydanda Bedir Uhud'u. Ustad şimdi yaşarken gidiyor o mucize tamedi yazıyor. Yazmak için oraya geçiyor. Bu nasıl? Ya bir yerde kadının tesbihatını aşırıda görecekti. İstikbale geçti. Bir vakti başka bir yerde işte mucizat tamir yazmak için maziye geçti. Barla 40 mıydı? Evet. Acayip bir şey ya. Mazi barla müstakbel. Barla Peki kim sen nereden biliyorsun başka bir tane? Abdülkadir Geylani Hazretleri 90 sene eden sonra yerdeyken Arş-ı Azam'ı seyrediyor diyor. İstrafili görüyormuş. E sen nereden biliyorsun? Tam da sen orada mıydın? Evet, kom. Şey kainat. Evet. Kainatın tamamını görüyor. Tamamını görüyor. Biraz küçülmüş, biraz bir şey küçülmüş işte. Ya. Nazarımda küçüldüler, küçüldüler, küçüldüler diyor. Yatsı namazına girdim. Kainat gözükmeyecek kadar küçüldüler. Bir tek bir şey gördüm. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet imaniyesini gördüm. Görünce diyor o şahsiyet imaniyeyi görü görmez Elfu elfi salatim ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah, Habib Allah, emin ve vahillah diye deme coşarsın, coşmayı. Daha nasıl anlatacak ki ya şimdi? Yani, yani demek ki kendisi. Ben da Bancı... ne, ne diyecekti ki? Kainat o kadar küçük. Nereye kadar gelmiş küçülme? Yok oldular diyor. Ne diyecekti ki biz e, böyle bir şey yapmıyoruz? Yani. Yapıp demem, daha hani ne desin ki yani? Yani görüyor musun Nur Muhammed'i daha nasıl yorum yapacak ki? Ya. Diyor da ama kör olası cehalet acayip bir şey. Bir de o kadar acayip zulme diyoruz ki hakikaten aman uğraşma, düşünme. Seslendir bırak. Bu nasıl bir mana mana şey ya bu nasıl bir şey? Bir dur hele ya. Dur ne diyor bu ya? Ey yolcu durma geç, geçme. Düşün bu altında kimler yatıyor? Dur. Hey yolcu dur. Ne geçiyorsun? Ne diyor bu ya? Bir maziye götürüyor bizi. Yaşamış. Bedir. E şimdi o ben diyor o kainat alemle küçüldüler küçüldüler. Hayal görüyor. Halüsinasyon görüyor. Sizofreni tabi estağfurullah. Küçüldü. Yok oldular. E ne oldu o yok olunca? Aslına dönüştü. Bak yok. O yok ol, çekirdek ortadan kalkmadıkça ağaç olmuyor ya. Çekir, ağaç olması ne demek? Çekirdeğin çürümesi demek. Çürümek demek, ağaç olmak demek. Ağaç olmak demek, çekirdek çürümesi demek. Yok olunca o var oldu. Bir baktım ki bir tek hakikati Muhammediye oldu diyor. Ama nasıl bir şey hakikati? Ne bileyim mi hakikati Muhammediyesi? Biz Mekke'de evinde gördün değil mi? <laughs> evinde gördüm, evet. O peygamberden bahsediyor. O değil, o bizim bildiğimiz peygamberden bahsediyor. Kainat küçüldüler, yok oldular. Bir hakikati Muhammediye, şahsiyeti Muhammediyi gördüm diyor. E ne oldu? Kainat yok oldu. Yani bu... Nereye soktun onu? Yani mesela onu duyup da bu şahsiyetim olmadığı nedir ya nasıl olur böyle bir şey dememek nasıl olur mesela? İşte bu, bu şimdiye kadarki bizim halimiz gibi olur. Bu mevzularla meşgul olmayan halimiz gibi olur. Evet, Oysa sanki şey Mehmet Akif'in dediği gibi Kur'an için demiş ya böyle mübarek gecelerde okunup sonra asılan bir Kur'an. Bu da böyle tefiz etmek için, bereketlenmek için, sevap almak için... Bir haftanın belirli günlerde toplanıp birisi seslendirsin, çaylar gelsin biraz sohbet edelim, hadi gidelim. Böyle değil ya. Bizzat ona dönüşmekdir, Risale-i Nur okumak. Devam ediyorum. Mesela kabirdekileri Keşfel Kubur ehli olanlar, kabre bakınca, Süfustat değil Keşfel Kubur evliyası var. Onlar etkilenmiyor mu abiler? Şimdi mezardan gitsen, hepsini görsen Gafur. Bir mezarlık var mı sizin orada? Tamam o yaya gittiğiniz hayalet. Bana bak hayalet. Şimdi kabirde hepsini görüyorsun. Nasıl yürürdün? Hayır He? bir de yattıklarını değil, ne alemde olduklarını göreceksin. Yani kötü yok. O <laughs> nara attıkları yok. Tesbih çekenleri gör tamam mı? Sen diğerlerini görme. <laughs> ehli, keşfel, kubur ehli olanlar kabre bakınca bizim için istikbal olduğu şeyleri, istikbal hislerini, onlar andaki hislerini hissedip, Yaşamalarının haletlerini düşün. Hislerini bilmeyenler bilmez. Hissetmenin, hissetmenin bir manası da hissedar olmaktır. Hissetmek ne demek? Hissedar olmaktır. Hissedar olmak bir manası da neymiş? Hissedar olmak, hissetmek demek, hissedar ona dönüşmektir. Yani o kadını görünce hissetmedim. Hissedar oldun. Hissedar demek ona dön. Neymiş? Manası şuymuş. Sana mal olması yani o his hissetmek demek hissedar olmak. Hissedarın bir manası ne? O gördüğüne dönüşmek, sana mal olması, o anda onu yaşamak, ona sahip olmak, ona dönüşmektir. Abi buraya gelmezsek ne O kadar değerli ki buranın. Bir dakikası bile nefes aldın. Vermek için Allah gerekiyor. Bak bir nefes almak için Allah, Allah lazım. Vermek için de. Bu alemi şehadet o kadar değerli ki. Yani çok uzun kısa yaşamak anlamında değil. Şu kadar yaşadın değil. Öyle hiç önemli değil o. O kadar mühim değil o. Onun içerisine ne koyduğun. Yani o hayatın içine ne koyduğundur. Ne kadar koyduğun da değil ha. Mesela Ebubekir Bekir Sıddık'la Redi Alan, Osman Efendilerimiz, Alevi. Onu söylerken e, diyor ki, tesisi İslamiyet'te hisse hisseleri ne kadardır? İlimde hissazet Ali'nin çok üstündür diyor ustad. Evet. Tamam. Fakat e, hisseleri şöyle söylüyor. Ebu Bekir'in diyor buradaki hissesi Aliye göre azdır ilim. Ama birisine altın söylüyor hisseleri. Birisine şey diyor şey söylüyor. Gümüş diyor, bakır diyor, demir gibi diyor. Yani mesela 10 ton demir aldın. 10 ton ama bilmem kaç gibi kaç kilo altın. Yani bunun gibi hayatımızın uzun olması değil o. Hayatımızın içerisinde de çok şey koymakta da değil. Ne koyduğumuzdur. Tesis İslamiyet'te ne koydun? Mesela diyelim ki seninle pamuk ipliğiyle bağlı bir Müslüman düşün. Birisinin hidayetine vesile oldu. Paldır küldür gelmedin, getirdin bir cumartesi dersi birisine namaza başladı. Yani kırmızı koyunu sahralar dolusu. Sahralar dolusu kırmızı koyunu kesip kurban etsen nafile sahra bütün çöl. Koy bu tarafa birisini getirdin namaza başladı veya kafasından bir soruyu hallettin. Allah ve peygamber ahiret hakkında bir şeyi hallettin. Bu sahralar dolusu koyun koyun kesme kurmanda etmeden gelen sebabı buna kıyas edilemez. Buna olamaz. Bu fani, bu baki. Olamaz. Ha, hayatın içerisine böyle bir tanesine koydun. Mesela bir insanın iç alemine bir taş koydun. Veya en azından koymadın. O almadı ama böyle yaşadın. Bu gayli yaşadın. Rüştü tabiriyle. 40 sene ayakkabıcı vardı diyor. Küçük kitapları koymuş. Ayakkabı tamir ediyor. Eskide kulübe vardı bu köşe başlarında. Ondan sonra adam şöyle düşünmüş. E, olmuş yani. Nurcu böyle varmış. Niye bu? Ben demiş bunu da çok gençmiş lan bana da Balat'ta diyor şey yapacak. Telkin ediyor ki kitap verecek vesaire. 40 sene uğraşsa ayakkabıcılık bir müşteri gelip de uygun bir adam gelsen anlatacağım. Müşteri çıkarsa bu manalara vereceğim bu kitabı diye saklıyor. Bir tanesine nasip olmadı diyelim. 40 sene geçti. Adam her gün vermiş gibi ücret alacak. Her gün vermiş gibi. 10 yolda bulunmuş. Galip olmakta, galiptir, mağlup olmakta galiptir. 40 sene bulamamış yani. Ama o aynı 40 sene bu cihatı yapmış. Çünkü peygamberin peygamberin en büyük vazifesi nedir? Tebliğ. Çok güzel namaz kılmak değil ki. Çok güzel oruç tutmak değil. Tebliğ değil. Talebi olun. Niye ilim yapıyoruz yani? Niye öğreniyoruz? İlk önce kendimize tebliğ ediyoruz. İlk önce Ahmet Muhammed'e iman etti. Ahmet Muhammed'e iman etti. Sonra eşi iman etti. İlmi başaramasak da. Evet. Başaramasak. Yani da. öyle değil ki bir başarmakla galip olma, mağlup olma demiyor. Yolunda bulunmak. Şu şeyi iki tane de okuyorum kesiyor. Evet. Allah hakikaten başka bir şey alıyor. Evet. Allah Allah başka bir şey yani. Evet. Ama her şeyimizin sahibi. Evet. Ama tuhaf bir şey ya. Yani bu alemin şehadet o kadar tenteneli perde ki böyle mesela tenteneli perde şöyle tanımlıyorum. Alemi şehadet de alemi ahireti anlatıyorum şimdi. Duygular çıktığı zaman bedenin hakimiyeti var mı? Bedenin dayatmaları var mı? Aa sana ahiret kalp. Biz çıktığı zaman bedensel dayatmalar oluyor mu? İşte oturuyorum, şey yapıyorum, acıkıyorum. Hiçbir bedensel o şeyler mesela kan pomp, pompalıyor, sesi yok. Kulağın kafa çalışıyor, bilmem ne yapıyor. Yani beden bedenle alakalı bir şey yok. Bir ulvi bir şey, kutsi bir şey bize hakim olunca nedir o? Ahiret hakim oldu. Bedene nasıl hakim oldu? Bedene hakim oldu mu? Bedeni şu anda fark ediyor muyuz? Etmiyoruz. İşte ahirette insanda iman etmeyle, tahkiki iman edip e, alemi i Şehadet de böyle onun nazarında yok oluyor. Sana şöyle, ahiret e, zıtların ayrıldığı yer ya, Hı -hı. zıtlar ayrılıyor. Eğer ben bu dünyada bu zıtları ayrıştırabiliyorsam, bu celal, bu cemal, bu Bu doğru, bu yanlış. Hepsini yerine koyduğum anda zaten ahiret... Onu, onu yaşıyorsun. ...ayrıştıramayız da Fakat anladıracak. Evet, fakat his ise onu yaşamaktır, his bilmek değildir. Fikir değil yani. His fikir yani, değil. Artık var, değil artık değil. tabi ilim de yani on o ilim de değil bu. Hiç. De evet. Odur. O oluyorsun. Ya, değil mi abi? Evet. Yani. Ona ay ona oluyorsun. Hakkı artık yani. o o be ikilem yok. O oluyorsun. Ona dönüşüyorsun. E, o. 4 üstad, o yani. yani. Belki de o halet bu halet. İşte bu ona dönüşme, onu yaşamak, onu bilmek değil. Ona yakın et kesmek değil, farkındalığını artırmak değil, ilim ile ona dönüşmek, kendindekini uyandırmak değil, o olmaktır. His o. İşte ahiret alemleri bizde aktif oldukça ona dönüşüyoruz. Ahiret nerede? Dönüştüğüm şeyim işte. Peki, Muhittin Arabi Hazretlerini buradan ayran ne? O da böyle dedi zaten. O devamlı galipti bu his. Bu O galipti. Devamlı onu yaşadı. Hiç gelemedi yani. Yani hissiyatı, latifeleri böyle. O fena olmuş tevitte yani. Ustad diyor ki tevitte fena olmuş. Hep onu görmüş artık. Kimseyi görmemiş. Ve yakalamış, uyanıktı. Yakaladığına gözünü hiç kesmedi. Ayırmadı. ayırmadı işte hiç mi? ayırmadı. Ayırsa takılacaktı başka şey. Gelecekti bu tarafa. Hiç gelmedi. Hiç gelmedi. O ne demek onu şöyle anlar, anlarız belki. O his bizde hakim olunca bir his hakim oluyor ya, bir üzüntülü bir şey mesela şevi bir şey olur öfke olur ne bileyim güzel veya kötü bir ister bazen hakim olunca ona dönüşüyorsun. Ona dönüşünce şu anda bedeni ortadan kaldırmıyor mu? Yani bedeni yaşamıyorum. Onu yaşıyorum. Ama bedende benden olmayan his bedeni yok etti. işte ahiret alemi şahadeti galip böyle oluyor. Yani beden alemi şahadet o his alemi gayb. His alemi gayb. E, gayb oldu. Gaybi yaşıyorum zaten. Ondan mı? Evet. İslametin mucizesi oldu. Mucizesi olmuş. İslamiyetin mucizesi. Evet. Mucize olmuş. Çünkü niye İslamiyet'in mucizesi olmuş? Yani İslamiyet böyle bir hayatı içerisinde var yani. O mucize bize tanımladı. Hani Risale'de şöyle geçiyor. Risale-i Nur terbiye etmiyor diye sizi şüphelendirmesin diyor. E nasıl olacak? Yani Risale-i Nurda bazı böyle yaşanmış haletleri ustad veya yaşanmış abilerin haletlerini söylüyor ki yani kuru bu bilgi değil, yaşanan bir dünyadır bu. Yani bir malumat değil yani. İnsan sizi şüphelendirmesin, terbiye etmiyor diye. Yaşanıyor işte. Bilinen değil ki Risale-i Nur, yaşanandır. Öyle yaptım diyor. Yani. Hasan abi. Evet. Risale-i Nurda ustad e, diyor ki, yani, alemin unsurat diyor. İşte e, kokular alemi, e, duyma alemi, ses alemi. Şimdi e, bu alemleri, örneğin bir tanesini görme alemini biz göz bir hassidir ki ruh bu alemi ona seyreder diyor. Hassidir diyor, his de diyor. De. O zaman e, biz burayı böyle bir bu zahiri beş duygu e, kalpte işte e, his, diğer tarafta his, ruh tarafta da böyle. Bütün latifelerin yani bir alem karşılığı aynı anda bir his karşılığı olma durumu var mı acaba? Yani öyle denilebilir mi? Yani... Hepsinin hepsinin birbirine dönüşme var. Çünkü göz hassesi içerideki dönüşmesi dimağda farklı, şeyler evet. farklı, ruhta farklı. Aynen. Bir tek hakikat, bir tek esmanın bir hakikati dimağda kuvve oluyor. Aynı anda his oluyor. Aynı anda duygu oluyor, aynı anda latif oluyor ruhta. O zaman 18 bin alemin e, late, karşılığı işte e, 18.000 bin latif 18 bin alem, 18 bin hisse hasse his de var yani. Evet. Böyle, yani bunların hepsi bizim e, veri giriş yani iletişime geçtiğimiz evet. Allah teala'nın. Understanding... Girişi değil ona dönüşüyoruz. Zaten o oluyoruz. Platform, upstairs, öyle evet. Yani buradayken ora oralı oluyoruz. Burada oraya. Mektubat 331 okuyorum kesiyorum. İnsanların kuvalarına bak burada söylüyor bak. Evet. Aynı anda. İsa iyisin değil mi? Amcan yaşıyor mu? Amcan oluyor değil mi? Amca ha, amca oluyor. Yaşıyor mu şimdi? Şey? Tamam ha tamam. Belki bir şey demek istiyorsun bana. Yok değil mi? Evet, tamam. İnsanların kuvalarına de hemen git oraya kuva, dima ve hissiyatlarına in aşağıya Vicdan. Fıtraten bir hat bırakılmamış. Şuraya bak ya. E niye alemi şehadet olsun ki şimdi? Yani ne demek bu? Şehadeti, gaybı, melekutu hepsini için almış. Öyle mi abi? Başka lahut alemi de almış. Hat yok, abi. Hat yok ki. Gaybı değil ki, gayb demiyor ki. Ezel hmm. evet hayat donunda medet alır. Ne demek ezel? E, neyse o, o, o kadar. Fıtrı bir kayıt koymamış. Serbest bırakmış. Sonra say hayvanatın kuvaları. Bu nasıl bir risale ya? Nasıl bir kitap? Ne bileyim. Fıtrı bir kayıt, kayıt konmamış. Serbest bırakmış sahil hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduttur. Evet. Fıtrı bir kayıt altındadır. Hayvanları. He. Şimdi bak. Ne demek? Hat, hat mı ututlanmamış? Hat, Hatlı o sınırlı. Bili, yani bil, bil, bilinen bir şey. Hayvan Hayvan biliyor ne yapacağını. Hissiyatlara bir hat konulmamış. His, hissiyatlara bir hat konulmamış. Tamam. Nereye başka konulmuş? Kuvalara da. Sahil hayvanatların hissiyatları mahdut olmakla beraber mertebeleri de kayıt altına almış. Bizim hissiyat ne kadar var? Yok. Yani sayısı sonsuz. Her birisinin de mertebesi de yok. Evet. yani derinliğe var. Yani da, hat oraya. Oda da, yok. yok. Sayıda yok. Sayı yok. Mertebesiz yani de. de Mertebesiz de yok. Tamam. Yok. He. konulmamış. Dima'daki kuvalarına da bir hat konulmamış. Tamam nereye gideceğim şimdi? İnsanı hayvandan ayıran en büyük özelliklerden biri bu olsa gerek ki onların kuvalarına ve hissiyatlarına kayıt konmadığı yani bizimkine konmadığı gibi adet bakımından da mahduttur. Konmadığı konduğu gibi. Konduğu kayıt gibi Evet onu düzelteyim. Konduğu konduğu du <laughs> kondu tamam kondu gibi şimdi evet geçelim isterseniz niye hat, değil, niye hat konmamış ben bir soru soracağım He. hayatta hat sınır var mı hayat yok Zaten muhatabiyet o hisle ha, oluyor. Hiçbir şeyde kayıt olmaz. Yani kayıtsız yani hayatın zaten muhatabiyet o kayıtsız hislerle şey. ancak olacak yani. Çünkü hissi anlamak için e, kime aynı olacaktı bu? Kime? Allah'a ya. Peki a, his ne yapardı? Anda yaşamak değil mi? Allah bildik kuva. His ona dönüştük. Duygu olduk. Latife'de yaşadık. Peki, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini hissiyata indir His olunca ne oluyorsun? Onu yaşıyorsun. Ne demek o? Evet. Kıvranıp duruyor. Ee, o o, Çıktı o, bak. Evet. Çekip şey diyor, ben, ben boş adam çok... O, o, o şey... <laughs> çok tuhaf o ya. Yani her Erdinç. Şey, her şey yani... Ezel ve ebed olan bir zata ayna olmak, ayna isamet olmak kolay bir iş mi? Ya. Ezel ve ebed. Yani bu his bunun iş yapıyor. Ama arkadaşlar Allah bilmek değil ki hissin, hissin. vazifesi bilmek değil ki. Onu olmaktır. Esma'yı yaşayınca esma oluyorsun da esma yaşıyorsun. O zaman ben kendine niye vücut rengini veriyorsun? Zaten yaşayan esmaydı da. Ya. olmaktan bu. Yaşama. Ya da, evet. Hissiyatlar esmaya bakıyor. Yani hisler esmaya bakıyor, kalpteki duygular sıfata bakıyor, ruhtaki latifeler şunatı ı zatiyeye bakıyor. Ya arkadaşlar bir şey, bir şey fark ettiniz mi bir şey? Geçip gideceğim de. Bak his bilmek değildir his bilmek değildir. Ona dönüş olmaktır. Olmak e, ezel ve ebed bir zatı, zatı Zülcelal'e aynı olunca dimada aynı olduk, Vicdanla olduk, hissen olduk, kalben olduk, latife ruh ile olduk. E, esma Baki'nin aynayı zişur, baki olmak lazım. baki oldun. Ben diyemedim korktum. Korktuğum kişiden korktum. Bir yaşadığın bir şeyin aslında arkasına geçip bakmak mıdır? Asıl abi an dediğimiz zaman biraz daraltmış oluyoruz. Nasıl anlatayım ben üçünü bir anda yaşamak? Ya an, an şey, ne demek biliyor musun? An dediğimiz zaman zamansız mekan. An ne demek peki? Maziden ve istikbalden kopuk bir şey bir şey, bir şey mi bir şey mi zannediyorsun? Yok değil, yok, lügat yetmiyor. yetmiyor tabii. An, cihaz, cihaz. an ne demek biliyor musun? Mazinin bütünlüğüyle istikbalin hakikatini farkı bütünlüğün fark bilmektir. Mesela çekirdek e, nihayetsiz çekirdekler için ağaçlar için bir ağ Ama bütün hepsi içinde. Mektubat 400 şey 343. son dedik ya. Ama bu sayfada sayfa sayfa. Hayır hayır bak şurada. Buraya geldim. Bir bu var bir buraya kadar. Bak bak bu kadar. Bu ve buraya kadar. Öseki. İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit deşet aldım. İşte bu iki sırrı hissettim. Bu Burada da o anda ona dönüşme. Burada da o anda ona dönüşüyorsun. Anda olma, olmakta olan. Bu manada izle gideyim biteyim. Bu manada Mektubat 344'te de şöyle diyor te bunu teyit makamında yani böyle cümlenin içinde, paragrafın içinde böyle bir yer metin koyarsam bilin ki bu teyit makamındadır. Tespitin teyididir. Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazifeyi hayatiyesini onun neşi ve hizmeti bilsin. Bak biraz önce dedik. Ne demek? Anda olandır, olandır, o olmaktır his. O zaman alemi şahadette olup bu alem cinsinden olmayan dünya nedir? His yani mekan. Alemi şahadette olup alemi gaybi yaşamanın adı histir. His vicdanda mekanı. His neymiş? Vicdanda mekanı. Sanki neticeyi yaşama manasında olan his zemini. His zemindir. Bilgi ve ilim değildir, sonuçtur. Var olma. Zihin, zihin, var olma zihinde. Zihinde de var oluyoruz. Zihin 18 bin alem açılıyor. Mekan, mekan virgül, haşir meydanındaki sonucu yaşama anı olan his. Haşir meydanını anda yaşama anına his. Sanki his... Haşir meydanına benziyor. Vicdan bütünlüktür. Dört hakikatın bizdeki bütünlüğü his. Haşir meydanı his. Zihin ise zihin farkı ile his farkı nedir burada hemen kullandım. Çünkü tefekkürle mekan açıyorduk. Evet mekan açıyor o değil o. Zihin dirilip uyanan var olan 18 bin alem mekanda dirilenler e his o değil işte. O 18 bana. Onu yaşamak. Onu yaşamak o. Evet. Dirilten ayrı yaşayamıyor. Evet, evet. Sayfa 171. Bir şey var var. Zihin. Zihin. 171 var. Attım sir insanda da var. Öyle mi abi şimdi yazın bir şey diyor. Evet. Öyle mi acaba? Doğru değil mi? Ne dedi? Dirilten. zihin diriltiyor, yaşatan his mi? Evet yaşama. Yaşatan. Evet. Ona ona şey yapıyorsun. O olan 18 bin aleminde hüşyar olup diriliyorlar. Onlar değil. His olmakta olandır. O aleme de oluyorsun. Burada kesiyorum. Abi zihinde de yine zaman şeyi var mı? Yoksa his gibi adam... Zamanın hakikati, zamanı böyle dehresması ya. Evet. Esmanı olmadı, olmadığı zaman yoktur demek. Bunu kastediyorsan dehresması var mıdır? Olmaz. Ama sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti farklıdır. Alemi şehadette zamanın sureti var. Evet hiç his, his cinsinden zaman. Yani altı tane zaman var ya. Bir, bedensel. iki dimadaki zaman. Üç, vicdandaki zaman. Dört, kapteki zaman. Beş, ruhtaki zaman. Altı, enedeki zamansız zaman. Altı işte. Altı boyuttur diyor usta. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.